Ay bu kamera çok soğuk gösteriyormuş. Ben oha eski kamera mı? Evet, oy, özlemişiz ya. Vallahi ben bu kamera bence de ya. Bence de ya. Bu kamera var ya bak çok iş yapıyor Ceren. Yıllarımız geçti oğlum bunda. Evet arkadaşlar. Düğünümüzü bile gördü bu kamera. Aynen her şeyimizi gördü. Görmeye de devam ediyor. Şimdi benim diğer kameramın şarjı Paris'te kaldı arkadaşlardan. Onlar da birkaç güne geliyorlar zaten. Benim şarjımı getirecekler ama... Şarj ucu diyecektim. Sonra şarj desem daha iyi olur dedim. Ama ben bu kamerayla video çekmeyi daha çok özlediğimi ve aynı zamanda bu kamerayla daha rahat video çektiğimi fark ettim. Diğer kameramı da satıyorum. Satma ya bana ver. Ben de yeni yılda vloglara başlıyorum dermişim. Neyse, yılın son gününden merhaba arkadaşlar. Klasik artık geleneksel yılbaşı videolarımı çekmesem olmaz diye düşündüm. Değişik bir iki ay geçirdim. Şimdi detaylara girmeyeceğim ama güzel de oldu, iyi de oldu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi tam gaz videolara devam etmeye devam edeceğiz. Aydın'la bir işimiz var, onu yapmaya gidiyoruz. O işimiz bittikten sonra, evet, hapşıracak. Hapşıracak dediğin için geri gitti. Neyse bu sene aynı zamanda evde kutlamayacağız yılbaşını. Farklılık yapıyoruz. Başka bir evde kutlayacağız arkadaşlarımızla birlikte. Orada şimdi söyleyeceğim. Son biz bir akşam olacak evet. Gerçekten hiç yılbaşında dışarı çıkmadık. Evet ama yani o da ben de hiç dışarı çıkma yılbaşında dışarı çıkmayı seven bir çift değilmişiz. Aynen iyi ki bir 6-7 yıl oldu değil mi? 6 yıl oldu. Evet. 6 yıldır hiç çıkmadık. Ben zaten ondan öncesinde de çıkmıyordum. Ben toplasan de. Ömrümde bir kere falan böyle bir ya da iki kere hata yapmışım. Belki 5-6 falan. Ceren zaten sen 18 yaşındayken ben de tanıştım. 19'da evet. Ben de tanıştım. Senin zaten çıkmaya vaktin olmadı. Küçük sen çocuk. Şaka şaka. Hayır ben de çıkmadım hiç yılbaşında. Hep arkadaşlarımlaydım ya da ailemleydim. Yaşın yetmez işte senden çıkmaya da. Yani pardon da gayet de yaşım yetmedi. Ben de seninle tanıştığımda 25 yaşındaydım değil mi? 24. 24 müydün? Evet. 24 yaşındaydım. Ama birlikte böyle bütün hazırlıkları falan çekeceğim yine. Merak etmeyin. Şimdi biz bir işimizi halledelim. Bu arada aşırı acıktık. Dedim ki Aydın'a bana Starbucks'tan coffee latte ve tulum peynirli poğaça alır mısın? Dedi ki hayır. Düzgünce kahvaltı edeceğiz ama vaktimiz de yok gibi bilmiyorum. Neyse. Var var. Demedin sen. Bir şey diyeceğim. Videonun başından beri bekliyorum. Hadi zoomla yüzüme zoomla. Bir de şey diyeceğim. İki ayın üzerine böyle güzel bir makyaj yaptım ya. Kendime böyle yılın son gününe özel şıkıdım şıkıdım hissettim. Ay resmen bir sene daha geçti ama çok güzel bir seneydi benim için. Ben keyif aldım yani bu seneden. Yaşadığımı hatırladım. Yok yok ben de bayağı iyi şeyler yaptık pandemi. Yani yeni yıl başlarken pandemideydik zaten. Evet. Hiçbir şey yapamıyorduk. Sonrasında güzel geldi. Gezdik. Şimdi Canan'cığım. Hadi biz bir kahvaltı yerini seçelim. Evet. Ondan sonra geri gelelim. Ama video çekmeyi özlemişim ha. Gerçekten çok özlemişim. Ciğer dürüm yiyek mi? Hayır ben yerim de fake attığını biliyorum o yüzden o oltaya tutunmayacağım, düşmeyeceğim. Evet. Aynen. Şunu diyordum ama gerçekten 2 aydır hiçbir şey yapmıyorum. Sadece evdeyim. Evet ben kızdım artık biraz dedim. Çalış yani böyle olmaz. Bu ne ya? Evde saldın iyice ne? 9 sezonluk Hawaii Meteor Mother izledin. Evet. Börekçi var ha börek yemeyelim ama boşver. Yiyelim yiyelim. Gerçekten. Neydi? Bir dakika dur. 2 saniye müsaade et. Başladı şimdi. Biz 1 saat yer bakarız. 10 dakikada da yemeye çalışıp yetişmeye geçeriz diğer yere. Aydın'ım bana poğaça yedirmedi ama buradaki yedirmeye getirdi. Afiyet olsun şekerim. Sağ ol canım benim. Ama pastırmalı söyledik. Ne yapacağız? Güzel mi? Beğendin mi ya? Beğendim. Böyle kahvaltı tabağı da söyledik, çay da söyledik. Beykoz'da bir mahalleye geldik arkadaşlar. Gümüşsuyu mahallesi ama böyle çok daha fazla mahalle var zaten bildiğim kadarıyla. Normalde bu bölümü çeksem mi çekmesem mi çok arada kaldım ama sizi de teşvik etmek amacıyla artık çekmem gerektiğini düşündüm. Biz böyle birkaç senedir özellikle buradaki işte durumu kötü olan ailelere yardım ediyoruz. Bu senede yılbaşı olmadan yardım edelim dedik yine. Ondan dolayı buraya geldik. Muhtar var. Ben evet sen anlat daha detaylı. Şimdi burada muhtarla biz ilk önce iletişime geçtik. Onlarda zaten muhtarlarda genelde durumu müsait olmayan ailelerin bilgileri oluyor. Yardım evet. Bekleyen ailelerin. Biz de buradaki BİN'den veya A101'den alışveriş kartı alıyoruz. Öncesinde
koli yardımı yapıyorduk ama kolide şöyle bir sıkıntı oluyor. Atıyorum tuvalet kağıdına ihtiyacı var, deterjana ihtiyacı var. O kolilerde o olmadığı için ve bir de çok ciddi lojistik gerekiyor. O yüzden BİM'den ya da A101'den kart alıp onu muhtara veriyoruz. Muhtarın da kendi oluşturduğu bir ihtiyaç sahibi olan listesi var. Oradan insanları çağırıp veriyor. Onlar da kendisine göre alışverişini yapıyor. Hem en azından çok da böyle yardım aldığı da belli olmuyor. Onu da çok yani utandırmamış ya da gücendirmemiş de oluyorsunuz o durumda. En sağlıklısı böyle. Biz gerçekten hani Ceren'in dediği gibi söylemeyi düşünmüyorduk ama aslında yardım bir elin verdiğin diğerinin bilmemesi gerekiyor diyorlar ama şimdi bizim biraz da insanları teşvik etmemiz gerekiyor. Ülkede çok tıkıntılı zamanlar geçiyor. Kötü dönemler geçiyor ekonomik olarak. Yardıma muhtaç olan insanlar var. O yüzden hepimiz iyi kötü bir şeyler harcıyoruz, ediyoruz, tatile gidiyoruz, kıyafetler alıyoruz, bilmem neler yapıyoruz ama şurada yapacağımız şeyler çok kimseyi yani zengin de etmez, fakir de etmez. Yani o yüzden herkesin yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani küçük büyük demeden özellikle böyle bir dönemden geçtiğimiz için ben de hani teşvik etmek amacıyla artık bir paylaşayım dedim. Yani haberiniz olsun, Beykoz'da özellikle yani Anadolu yakasında oturanlar için söylüyorum. Bu tarzda çok mahalle var. Evet. Hani ve muhtarlara gidip şey yapabilirler, evet, yardımcı olabilirler size muhtarlar. Tam onu söyleyecektim. İçinizde eminim yapmak isteyen çok insan var. Nasıl yapabiliriz? Kimler nerede bulabiliriz? Çünkü bizim oturduğumuz yerlerde ve yakınlarında gerçekten ihtiyacı böyle çok sıkıntılı olan aileler yok. Olan da hemen zaten buluyorlar. Ama şöyle bir tavsiyede bulunayım. Yani ne kadar güvenilir bilmiyorum ama ben mesela şimdi buradaki muhtara güveniyorum, Şaban abi. Biraz da güvene dayalı. Biz ona güvenip veriyoruz. O da dağıtıyor. Öncesinde ben kendim dağıttım. Birebir kapılarına kadar getirip bıraktığım için de biliyorum. Böyle muhtarlarla çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da kendiniz işte kendiniz kapı kapı dolaşacaksınız. Aynı zamanda yaptım. Ben onu yaptım. Hadi girelim alalım. Evet, biz şimdi hediye kartları almaya giriyoruz. Sonra muhtara teslim edeceğiz. Şöyle kartlara doldurttuk. Yani biz koyayım. Şu anki ekonomik durumu düşünerek ona göre bir bakiye yüklettik ama gördün seni, tamam. Bir saniye şunları teslim edelim, öyle devam edeceğim. Şunu diyordum, küçük büyük demeden aslında yardım yapmak lazım ama şunu da akılda tutmak lazım. Yani en küçük yağ bile ne kadar olmuş? Ona göre hesaplayıp gönlünüzden artık ne kopuyorsa ve yardım yapmak lazım. Şimdi biz bir diğer muhtarlığa geldik. Diğerlerini bıraktık. Fazladan almıştık zaten. Ne? Yok mu? Yok burada. Başka bir mahalleye geldik. Bu mahalleye ilk defa geldik. Buralar cidden full Rize'ye benziyor. Camiye bırak. Vallahi öyle yapacağım en son. Bak şurada cami var. Evet arkadaşlar, şimdi Beykoz'daki iki işimizi de hallettik. Misafirliğe giderken ev hediyesi alma mekanına geldik. Evet, Muda'ya geldik. Muda konsept. Evin oraya. Aynen, çok güzel şeyler var. Bakar mısınız şuna? Çok tatlı bir koltuk. Ama biliyorsunuz ki 10 influencer'dan artık 9'u bu koltuğa sahip. Bu tarz koltuğa daha doğrusu. Herkesin evi aynı oldu. Yahu. Ecem'in evine bu tarz şeyler olabilir mi? Aşkım, kız zaten mimar. Ona dekorasyon şeyi almayacağız. Ne alacağız? Tavla. Çok güzel bir tavla var burada. Ay ne güzel yapmışlar ama. Bak bu masa da çok güzel. Cam masaları da çok beğeniyorum ben. Hayır. Toz tutuyor. Hayır. Bak yine bay muhalefet başladı her şeye. Bakın bu sefer de Aydın her şeye hayır diyor. Merhaba. Merhaba. Çok tatlısınız. Çok beğeniyorum. Ay teşekkür ederim. İyi yıllar. Yokları görüşmek üzere. Bekliyoruz. İnşallah geliyor. Şat oyunu alalım Aydın. Bak gördün mü? Takipçilerle karşılaştık. Şimdi gideceğimiz arkadaş iç mimar olduğu için ona böyle dekorasyonla alakalı bir şey almaya korkuyorum. O yüzden böyle hani daha oyunvari şeyler almak daha mantıklı olur diye düşündüm. Ben siyahını daha çok beğendim. Bir de burada çok güzel tavlalar oluyor. Tavla da olabilir. Aydın bak, böyle bir şey de olabilir aslında. Çok şık. Bu çok güzel ya. Çok ama şık. Bu da deri. Yok yok, bize aşık. Deri olmayan arkadaşım. Ha, aynen. Tamam, aynen. Şöyle dışı. Bence çok güzel bu. Neredesin sen yine? Nerelere getirdin beni? Ben mi getirdim? Bir dakika. Hayır, kendini göster Allah aşkına. Ne var? Bir tane pijama aldım ya. Arkadaşlar bu akşam giymelik bir şeyim olmadığı için. Bir şey söyleyebilirim. Hadi çok gel seninle şey challenge yapalım. Bugün ne? Ben seni giydireyim. Allah. Kabul mü? Hayatımın en rüküş kıyafetiyle. Bak ben giydireceğim. Herkes tamam, de oylayacak. Kabul mü? Şu an anlık gelişen yani, bir şey ha bu arada. Ne giydireceğine bağlı. Bak şunu bir kere giy. Alta. Merhaba. Birlikte fotoğraf çekelim.
Evet tabii ki. Öyle mi? Ama bugün yılbaşı üzeri. Hadi çıkar. Ben teşekkür ederim. İyi yıllar dilerim size de iyi seneler. Hadi iyi seneler. Sağ olun. Şimdi tişört mü giyineyim ben yeni yılda? Canım benim bak şimdi ev ortamına gidiyoruz. Çok sıcak. Ama güzelmiş tişört. Bunu alıyoruz. Ben şık ama olmak istiyorum. Ben seni şık yapmama mı çalışıyorum? Evet. Tamam hadi. Hadi dolaşalım şuradan başlayalım. Şimdi zaten bak H&M de şeydi. H&M'in terzileri. Dur. H&M'in stilistleri zaten giyinme tarzına göre ayırıyor. Senin giyinme tarzın... Aydın. Tamam ama orası spor. Bak şık insansın. Taraf orada ama. Hayatım, hayır spor şık olalım bugün işte. Spor şık mı? Spor şık. Gel Harvard boşver. Peki elimi niye böyle tutuyorsun? Panta vardı değil mi sende? Var. Aa dikkat etmişsin. Çırdınız bir daha söyle bir daha söyle. Bence bak tight giy. Tight. Tamam, üstüne bunu giy. Tight'ın üzerine bunu giyineyim. Evet siyah tight. Sana şundan kesin alıyorum. Neyden? Ondan var bende. Renk aynı mı? Evet. Hatta erkek bölümünden almıştım bunun bu renginden. Rahat mı bunlar bu arada kendim aldım? Çok rahat ama bende uzuv olmadığı için bilmiyorum. Hadi gel diğer tarafa gidelim. Ya ben seni gidelim dedim. Ama tamam anlaştık. Hayır. Aydın hayır hiç anlaşmadık. Şu 50 yaş kadınlarından giydirin mi? Neyse Aydın seçsin. Niye? Benim seçimimi görüyorsun. Tamam ben böyle bir şey alayım gidelim hadi. Hayır abi ya elbise yok. Ya niye? Yok. Eh bir daha söyle. Boğazlı tişört giyersin. Ya onu ben söyledim. İçine de siyah tayt. Ya yine tayt dedim. Ne, muz çorap. Muz çorap giyeceğim muz siyah. Siyah ha, muz siyah. Çorap. Hayır evet. İşte. Bir tane... Bak etekler. Bu etek olabilir. Ya o biraz ergen işi geldi bana ama ya. Siyah muz çorap alalım bu arada. Evet dostlar uzun kavgalar sonucunda bir şeyler bulabildim. Aldık eve geçtiğimizde göstereceğim hepsini zaten size. Şimdi yoldayız. Normalde 2 dakikalık yol ama aşırı trafik var. Zaten hemen hazırlanıp arkadaşlara doğru geçeceğiz. Biraz erken geçip hani düzenlemeye falan yardım edelim diye düşündük. Allah'tan ben makyaj yapmıştım birazcık. Böyle hafiften toparlarım suratımı sonra aldıklarımı giyerim ve çıkarız. Zaten sadece alt aldım bu arada. Çünkü üst bulamadım. A few moments later. Eve geldik. Bir şeyler atıştırdık. Yemeğe gitmeden önce yemek yiyoruz. Ama çok acıkmıştık. Ondan dolayı evde kalan son bir çorbayı ve pilavı yedik. Zaten 2 saat sonra da acıkmış oluruz diye düşünüyorum. O sırada kameramı şarja koydum. Şarj oldu. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim bugün. Yani ben aslında böyle şıkıdım şeyler istiyordum ama çok istediğim gibi şeyler de bulamadım. O yüzden ben de böyle Calzedonia'dan şöyle böyle şöyle video çekmeye konuşmayı unutmuşum. Her zaman giyebileceğim hafiften parlak böyle kadife İspanyol paça bir tayt aldım. Eli çok rahattı. Bunun üzerine ben şimdi açıkçası bol bir şey giymek istiyorum. Popomu falan örtecek bir şey. Ama böyle kazak da giymek istemiyorum. Ondan dolayı evdeki gömleklerimden birini giyerim diye düşünüyorum. Hatta bir tane saten gömlek almıştım. Onu giyerim büyük ihtimal. Hem de böyle desenli falandı. Birazcık hareket katmış oluruz. Çünkü dışarıda hep böyle allı pullu şeyler kısaydı. Bir de gitmişken orta derece opaklıkta kiloplu çorap aldım. Muz çorap. Başka da bir şey almadım zaten. Şimdi ben bir üzerimi değişeyim. Odam zaten aşırı dağınık bu arada. Bir noktada odamı da toplamam gerekiyordu ama yetişemeyiz öbür türlü. Hafiften bir makyajımı tazeleyelim ondan sonra. Hemen hızlıca bir reels da çekeyim dedim. O yüzden böyle acele hazırlandım gibi bir şey oldu. Şimdi bir ruj süreceğim. Tabii ki de kırmızı ruj süreceğim. Sonra size kıyafetimi göstereceğim. Nasıl olduğumu. Bugüne özel yok. Bu değil. Russian Red süreceğiz. Tabii ki de. Ama dudağımın kenarını yani valla yine ten rengiyle yapacağım. Saçlarımı zaten dün fönletmiştim. O yüzden bu şekilde gidiyorum. Yeni bir Polaroid makine aldım. Onu da alacağım yanıma. Bugün güzel güzel fotoğraflar çekiliriz. Yoldan geçerken diğer arkadaşları da alacağız. O yüzden biraz erken çıkıyoruz. Bu ruju da yanıma alacağım ki yemekten sonra fotoğraf arifesini falan tazeleyeyim. Bir de gözümün altını tekrardan bir kapatıcıyla geçeceğim. Yılların kapatıcısına geri döndüm arkadaşlar. Hiçbir şey bu kapatıcının yerini tutmuyor resmen benim için. Bugün halka küpe yerine böyle güzel bir kolye taktım. Biraz hareket kazandırmak istedim açıkçası. Yılbaşı tonu olarak hangisini kullansak acaba? Sanırım şu ya. Çok güzel. Bayağı da parıl parıl bir renk. Son bir şey daha. O da aldık. Al alalım birazcık. Tamamdır. Hazırız. Makyajım böyle oldu.
Sadece parıltı sürdüm ve kırmızı ruj ekledim. Üstümde böyle oldu gençler. Pantolon gerçekten vücudu çok güzel gösteriyor. Bence kırmızı rujumla falan gayet sade, şık ev ortamına uygun oldum. Bunun da deseni bu arada böyle bu şekilde. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Evet. Size şunu da göstereyim. Makinemiz bu. Geniş açı alıyor. Ben de çok heyecanlıyım. Bunun için yanımda götürüyorum. Çok çekebilir miyim Ece Hoş? Bir iç mimarın evine geldim arkadaşlar. Hemen evi karıştıralım deyip. Ağacı da kurmuşlar. Ben bu sene kurmamıştım. İyi oldu. Hediye aç. Oy, harika bir masa kurmuş Ece Hoş bize. Bitince tamam. Ben sana dekorasyon ürünü alma şeyine girmedim abicim. Yok, şimdi iç mimarın evine şey mi alınır dedim. Dekorasyon ürünü. O yüzden ya iki tane şey parça var içerisinde. Değişim kartı var. Blog'ta da göstermedim onları. Göze bakım olarak. Kendimi şey gibi hissettim. Aynen. Aydın diyor ki Ece dolma yapıyor mu ki diyor. Dolma da yapıyor. Aynen. Dolmalık al. Ama çok güzel. Bir de tepsi aldım ama şimdi Söyle. Gerçekten inanılmaz bu. Beni kurtardı. Gerçekten. Çünkü bende de çok tepsi yok. O yüzden öyle bir karışım yapalım dedik. Bu arada Aydın'la benim karışımım bak. Gri renmiş. Ben o yüzden sana altın var mı diye sordum işte. Altın detayı var mı diye. Güle güle kullan bebişim. Değişim fişi var. Hani güle güle kullanın bebişko. Bu da Aydın'ın kendine aldığı. Aydın bunu göstersene. Sen şat mı atıyorsun numaralara karşı? Kaç evet. Numara gelirse 9 numara. Hadi şatını at o zaman. Atıyor. Tamam. Ne yapalım biz şimdi? We've no place to go. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Kuşka börekleri de hazır gençler. Ay bunun içine bir şey girdi. Sonra bir de hindi geliyor. Pilav var burada. Hazır her şey o zaman. Hiç beklemiyordum abi. Nasıl geçiyor? Güzel. Saat 7. Sofalarımız güzel değil abi. Bence güzel olmaya başladı. Değil. Patlatmayı izliyoruz arkadaşlar. Şimdi herkes toplandı. Ay! 2022'ye hoş geliyoruz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Cheers. Bak hemen başladı. Abi börekler de harika gözüküyor. Dön. Ben çok merak ediyorum. Pişmiş diye. Net pişti, rahat ol. Net pişti. Evet. Baksana duman çıkıyor içinden. Aman yarabbim. Tamam, bundan getireceğiz artık. Aynen, kenarlarını şey yaparız. Gayet oldu ya. Oldu mu? Oldu, mis oldu. Mis oldu aynen. İyi. Vay anasını. Aynen. Yücel bir ya. Yani orası bonfilesiyim benim. Seneye de artık Çağlalar'ın evinde. Seneye bizdeyiz arkadaşlar. Yani sen de arabada sahipleri yapıyorsun. Çok güzel olmuş. Fotoğraf çok iyi oldu. Efsane olmuş her şey. One eternity later. Kumar çok bozuldu. Kumar masasında zaten bozuldu. Aa! Ne? Biz gerçekten kumara düştük birazcık ama parasız kumar merak etmeyin. Amerikano'ya düştük yani kumara. Hiç para yok. Aynen. İçki yok, para yok, kumar yok. Diyor. Erkekler de arkada poker oynuyor. Böyle bir yılbaşı gecesi. 30'dan sonra böyle oluyor. Bunlar yaşlı. Bunlar Son
Tombala'nın birincisi. Bu da iki tane tutabilecek ikincisi. Misin aşkım? Aşkım niye ben salak mıyım ya? Efendim. Şu 14 yazan, şurada 4 yazan var ya. Kart numarası onlar. Tamam. Onları doldurmana gerek yok. Okey, tamam. Bunlar benim kartlarım. Haydi bakalım. Tombalan bol olsun manitam. Tombalaya bol şans. Aynen. Şimdi büyük bir turnuva başlıyor burada. Birinci çinkomuz. Hayırlı uğurlu olsun. 80 mi? Hiç hoş bir kağıt değil. Değil. 80 vardı bende. Kerem, kendine torpil geçmiyorsun değil mi orada? 7. 7. Evet, bende var. Bana 61'e ikinci çinkoyum. 53 Rize. Abi. 53 Rize. 61. Bombala karşı ben sana söyleyeyim. İkinci çinko. 61 mi? İkinci çinko. Balını yiyeyim lan. 61'e mi yaptın? İkinci çinko. İkinci çinko. İkinci çinko. Hepsini oku bakalım. Tamam. Çünkü 41. Evet. 61. 87. Evet, doğru bunlar. Kim 9. Koyarsa koysun Allah razı olsun. Dur. Bir 87 yok. 87 yok. 87 yok. Bu nereden geldi? Yok, 87 yok. Yanlış kart alalım. Yanlış. Hayır, aynen. Kart alıyor bize. Yok. Ne? Bir dakika. Evet, yanlış kart alıyordum Kenan. Bir dakika. Ben bu 87'yi kontrol ediyorum. Yok, ben her şeyi... Var abi 87. Var abi. Ben boşuna niye koyayım? Hakkımı yediniz. İki katımı istiyorum. Emin miyiz? Evet, evet. İki kart ver buraya. İki kart ver buraya. Şunu bir çabuk iki kart ver buraya. 78 mi 87 mi emin olalım. Ben olsam 78 yok. 78 olamaz. 87. En kötü bir tane kart sen ver. Sen kaç lira kazandın? En kötü bir kart daha. 50 daha kazandın aşkım. Bak kesin. Bir dakika şuan. Tamam oldu. Hadi devam. Aha 12 tombala lan. Sus. 12 çekme. Ya hayır ya. 48 ne ola? 12'ye bahşiş veriyorlar. 12'ye 100 lira bahşiş. 4'e atarım bak. Açıyorum. Hadi. 60 aç be. 28. Bingo. Oğlum. Bingo. Ben de bingo. Bingo. Dın 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 dın. Evet dostlar, her yıl olduğu gibi bu yılla birlikteydik. Güzel bir yılbaşı geçirdik. Aydın'ımın çok uykusu geldi. Vallahi geldi. Tam yaşlanmışız artık. Ne yaşlanmışız zaten? Saat 3.30 oldu Aydın'cığım. Evet, doğru. Bizler de şimdi eve geçip yatacağız zaten. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Aynen. Umarım hepimiz için çok güzel bir sene olur. Sizleri seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.